Evet sevgili gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle üniversite fizik bir dersi konu anlatımına başlıyoruz. Tüm konuları zamanla sizlerle beraber anlatacağız arkadaşlar. Öncelikle ilk anlatacağımız konu fiziğin vektörler konusu. Zaten lise düzeyinde de 9. sınıfta ilk anlatılan konudur. Yine üniversitede fizik 1'de de çok bir farkının olduğunu söylemeyiz. Sadece 2-3 adet değişik yerleri var. Onları da lise bilgilerinden çözebilirsiniz. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle deftere aynen benim şekilde not almanızı istiyorum. Not almadan çalışmanın hiçbir faydası yoktur. İlk sayfa daha çok sözel ağırlıklı bir sayfa arkadaşlar. Skaler niceliklerden bahsedeceğiz sizlere bu bölümde. Skaler nicelik fizikte sadece büyüklüğüyle tanınan niceliklerdir. Örneğin sıcaklığı Kelvin mesela 50 Kelvin, 70 Kelvin atıyorum. Kütle 10 kilogram şeklinde sadece bir büyüklük. Burada bir yön yoktur. Örneğin kütlesi sağ tarafa doğru 10 diyemeyiz. Sıcaklığı sağ tarafa doğru 10 diyemeyiz. Böyle aklınızda kalabilir vektörel nicelikler, vektörel niceliklerde bunların yanında bir yön ifade edebiliriz. Örneğin cismin, bakın en çok karıştırıldığını söylüyorum, ağırlık. Ağırlık, şuraya çizelim, cismin ağırlığı vardır. Ağırlık ne deriz? Ağırlık aşağıya doğru deriz. Yani bir yön belirtiriz. Bu yüzden ağırlık bir vektörel bir niceliktir. Yer değiştirme, sağ tarafa doğru 4 birim yer değiştirmiş deriz. Sağ tarafa doğru 3 metre bölü saniye hızla ileriye doğru gitmiş. Yine iğme de aynı şekilde, kuvvet de aynı şekilde. Zaten bunlar hepsi birbirine yakın şeylerdir arkadaşlar. Ö Örneğin bakın notumuzda şurada cismin ağırlığı aşağıya doğru deriz. Yani yön belirtiriz. Bu da vektörel bir niceliktir. Bu bilgilerin tamamı şu an liseden kalma. Birazdan üniversiteye özel kısımlarına geçeceğiz fizik bir dersi ile ilgili. Özellikle mühendisler için olan kısımlara değineceğiz. Baktığımızda bizim bildiğimiz üzere bir y eksenimiz ve x eksenimiz bulunmaktaydı. Bir de şöyle bir çizgi çizdiğimiz an biz buna z ekseni deriz. Hatırlarsanız sıfır boyut vardı, bir boyut vardı, iki boyut vardı, üç boyut vardı. Bir boyut görüldüğü gibi burada doğru. 2 boyut olursa düzlem, 3 boyut ol özür diliyorum. 2 bölümü 2 nokta olursa düzlem 3 bölüm olursa da acımasa doğru dedik 0 olursa da nokta denmektedir Bunlar gereksiz bilgi ne yani kafanız karışmasın Şimdi sadece x, y, z eksenlerini bilmeniz gerekmekte Burada liseden farklı olarak x ekseni yerine i'yi kullanacağız y ekseni yerine de j'yi kullanacağız z ekseni yerine de k kullanılır Şimdi dilerseniz hemen bir tane örnek yapalım Sayfamızı temizleyelim Şöyle aşağıya doğru inelim Evet burada örneğimizde bize neyi vermiş? A vektörü 2i ve 3y şeklinde vermiş. Burada aslında bu nedir biliyor musunuz? 2x, j de 3y metredir yani. Evet bakın şimdi buraya hemen biz bunu çizeceğiz arkadaşlar. Biraz kalemi küçültelim. Şuradan başlayalım. 2i dediğine göre 2 tane sağ gideceğiz. 1, 2 tamam. 3y 3 tane yukarıya. 1, 2, 3. Evet daha sonra burayla burayı birleştireceksiniz arkadaşlar. Şöyle oku ok da çizelim. Evet güzel oldu. Tekrardan aşağı inelim. Şimdi gelelim vektörlerde çarpma işlemine. Vektörlerde çarpma işlemi de basit bir işlemdir arkadaşlar. Öyle kafanız fazla karışmasın. Örneğin A vektörümüz 2i'ye 3y olsun. Biz bunu herhangi bir A sayısı ile çarparsak 2ai veya 3AI, 3AJ şeklinde yapabiliriz. Hani burada özellikle bunu belirttik. Böyle parantez içine almazsanız genellikle puan kırabiliyorlar hocalarınız. 2 ile çarpmaya gelelim. 2 ile çarparsak bu sayı 2A olacak. Bu 4I, bu da 6 c olacaktır. Böyle A deyince kafanız karışabilir diye rakamla da belirttik. Fizikte vektörel bir nicelik olan arkadaşlar yer değiştirme falan filan. Bunlarda kullanılan yön kavramı vardır. Zaten Bunları biliyorsunuz sağ taraf artı yön, sol taraf eksi yöndür. Bu arada bu notların pdf'inde de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi bakalım. Örneğin b 2i ise yön değiştirirse. Evet bakın şu tarafa doğru 2i olsun atıyorum. Bu yön değiştirirse ne olur? Yön değiştirirse eksi olur. Eksi 2i olur arkadaşlar. Bunları zaten biliyorsunuz. Tabii ki de uzunlukları eşittir. Çünkü uzunluk demek mutlak değer demektir. Mutlak değerde eksili olsa da artılı olsa da sonuç artı olacaktır diyoruz. Vektörlerde geometrik toplama bu da lise düzeyiyle aynı. Bakın çok iyi çıkmamış ama şu şuradan şuraya şu da şuradan şuraya arkadaşlar. Şimdi bu ikisini birleştirmemiz istenmiş. Önce şunu çizdik. Bakın şöyle şunu çizdik. Hemen mavi kalemi alalım şuraya kadar birinciyi çizdik. Ardından ne yaptık? İkinciyi ekledik. Yani bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bileşke vektör başlangıçtan bitişe çizilir. Evet şimdi bileşke vektörü çizelim. Bakın bileşke vektör bunun evet kalem burada gelmedi. Evet bileşke vektör bakın şunun başlangıcından bitişine doğru çizilebilir. Unutmadığım işe toplama işleminde yer değiştirme işlemi yapılabilir. Evet bunu zaten biliyorsunuz. Şimdi vektörlerde arada açı olursa ne yapacağız? Bu da lise bilgisi arkadaşlar. Şimdi bundan da anlatalım. Örneğin bizim bir tane görüldüğü gibi A diyelim arkadaşlar buraya. A, Y ekseni, A, X ekseni ve aradaki açımız teta açısı olsun. Şimdi A vektörüne baktığımızda nelerden oluşuyor arkadaşlar? A, X, I'den oluşuyor ve A, Y, J'den oluşuyor. Bakın X neydi? İ'di. Y neydi? J'di. Bakın y yani j bu da nedir? i'dir arkadaşlar. Baktığımızda ax bileşeni a'nın kosinüsle çarpılmasıdır. ay bileşeni de a'nın sinüsle çarpılmasıdır. Şimdi sıklıkla kullanacağımız genel formüller yarım açı formülleridir. Örneğin sin 2a 2 sin a çarpı kosa bunu zaten trigonometriden hepiniz biliyorsunuz bu formüllerin hepsini. Bilmiyorsanız da öyle trigonometri çalışmanıza gerek yok. Bunları ezberleyin yeter. Sin kare a artı cos kare a 1'dir. Burada yan tarafa atarsak sin kare a 1 eksi cos kare a'dır. Aynı şekilde burada cos kare a da 1 eksi sin kare a'dır. Cos 2 a da cos kare a eksi sin kare a'dır. Şimdi bir cisim ardışık 3 yer değiştirme yapıyormuş. Bakın bu yer değiştirmeleri neymiş? 15'i, i 30 23'i, 12k, 23 ye, 14 ye falan filan burada görüyorsunuz. Bizden bileşke istemiş. Bileşkeyi istiyorsa yapmamız gereken öncelikle i'leri kendi aralarında toplamak. Toplayalım. 15, 13 daha 28, 23 daha 51 edecektir. i edecektir. i'ler şuraya yazalım. 51 i etti. Şimdi j'lere bakalım yani j'lere bakalım. 30. Buradan da 1 gelecektir. 30 1, J şeklinde yapılacaktır. Bakın burada da belirtmişiz. I 51 J31. K'larda 12 15 daha 27. Bir dakika K'larda evet K'larda niye böyle bir şey olmuş? Şurası herhalde yanlış yazılmış arkadaşlar. K'ların toplamı da 7 edeceğini söyleyebiliriz. Şimdi şunu yanlış yazmışız. Burada başka bir rakam yazıyordu büyük ihtimalle. Evet yok 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 tamam doğru yapmışız doğru yapmışız herhangi bir sıkıntı yok burada arkadaşlar bakın K yok o yüzden kafamız karıştı Evet burada K yok K'ların toplamı 12 5 daha 7 etmektedir Ardından bizden tamam biz bunları bulduk ama bizden uzunluğunu istediğinden dolayı hepsinin karesini alıyoruz 51'in karesi yani i'nin j'nin ve k'nın karesini alıp ne yapıyoruz mutlak değer içinde yazıyoruz hemen aşağı inelim Evet şöyle ne diyor? Vektörlerde skaler çarpma. Skaler çarpma kolaydır. Vektörel çarpma zordur. Not vermişiz bir tane. Bir vektörü skaler bir sayı ile çarparsak elde edilen büyüklük yine skaler olmak zorundadır diyoruz. Şöyle bakalım. Mesela A vektörümüz olsun. Biz bunu AXI, e, AYJ y ve AZK şeklinde yazabiliriz. B vektörümüzü BXI, i e, e ve BZK şeklinde yazabiliriz. Peki biz bu A ve B vektörlerini skaler bir biçimde çarparsak nasıl olacaktır? İşte bakın A ve B'nin skaler çarpımı. Bakın bu skaler çarpımı demektir yanında nokta olursa. Ama eğer böyle A çarpı B olursa bu vektörel çarpımı demektir. Bunlar çok karıştırıldığı için söylüyorum. Evet biraz da yeşil kalem alalım. Şimdi bakalım. Ne yapıyormuşuz? A çarpı B'nin skaler çarpımı eşittir. A'nın uzunluğu çarpı beynin uzunluğu çarpı kosinüs teta bileşiği ile bulunur. Bu da güzel bir formüldür. A demek A'nın uzunluğu. Bakın bunların hepsi eşittir arkadaşlar. A'nın uzunluğu neye eşittir? A'nın karesi x, B'nin karesi y artı A'nın karesi z'nin mutlak değeri. Zaten bunu biliyorsunuz. Evet önemli kurallarımız var. i ile i'nin çarpımı 1'dir. Neden i ile i'nin çarpımı 1'dir? Bakın i demek Şöyle çizelim. Burası öncelikle x ekseni olsun. Burası y ekseni. Evet, kafaya girdik. Burası y ekseni, burası x ekseni olsun. Hatta şöyle biz bir silelim. Yani çok çok kötü çizdik. Kafamızda karıştı biraz. Evet, şöyle çizelim. Buraya y ekseni, buraya da x ekseni diyelim. Biz x ekseni yerine ne diyorduk? y ekseni, y ekseni yerine de j ekseni diyorduk i çarpı i 1. Neden 1? Bakın i nedir arkadaşlar? Farklı kalemle alalım. Direkt şurada bir cisimdir. Buna bir tane daha vektör olursa bunlar birbirine ne olur arkadaşlar? Böylelikle paralel olmuş olur ve 1 olur sonuç. Yine j, j 1, k, k 1. Bakın aynı olursa 1. Ama şimdi farklı olursa mesela bir i, biri j olursa aradaki açı 90 derece olur. Aradaki açı 90 derece olursa cevabımız 0 olacaktır. Bakın bunlar farklıysa 0'dır. Neden sıfır derseniz zaten burada kosinüs formülünü aklınıza getirin. Cos 90 sıfır. Burada da ise ne olmuştu? Cos 180, cos 360'dan dolayı 1 bulunmuştu. Aslında eksi olmaz unutmayın. Şimdi aşağı inelim. Şöyle alalım kalemimizi. Evet. Önemli kurallardan bahsettik. A çarpı B'nin skaler çarpımına birazcık daha değinmek istiyoruz. Hatırlarsanız bunun açılımını demin yapmıştık arkadaşlar. B'nin açılımında yapmıştık. Daha sonra bunları çarparken x'leri kendi arasında çarpıyoruz. i'leri yani a x de b x i bunun y Y, z k kendi içinde çarpabiliriz. Buradan bakın cos teta'yı bulmak içinse şu formülümüz var. Ne yapıyoruz? Cos teta'yı sabit tutup bunları şu yuvarlak kısmı bunun altına atıyoruz arkadaşlar. Evet kalemi tekrardan değiştirelim. Sayfayı silelim. Şimdi bir tane soru çözelim sizlerle beraber. Bu sorumuz nasıl bir soru olsun? 2i a verilmiş burada. Bakın 2i 3c ve k şeklinde verilmiş arkadaşlar. Bu neymiş? 4i. Tamam bunlar verilmiş. Öncelikle a'nın uzunluğunu bulalım. Uzunluk ne demek hepsinin karesini alıp kök içinde yazmak demek. 2'nin karesi, 3'ün karesi, 1'in karesi bakın yazdık. Kök içinde 14 olur. Yine B'ye bakalım. 4'ün karesi, 2'nin karesi. Bakın karesi alındığı için eksilerin bir önemi yoktur. Tekrardan 21 olarak bulunur. Şimdi cos teta'ya bakalım. Cos teta neydi? Hatırlarsanız şurada biz formülünü vermiştik. A çarpı B'nin skaler çarpımı skaler çarpımı neydi? Kendi aralarında çarpıyorduk. Bakın i'leri kendi aralarında çarpın. 2 ile 4 çarpın. Eksi 8. Bakın burada eksiler yazılır. J'leri kendi aralarında çarpın. 6. K'ları kendi aralarında çarpan eksi 1 bölü nedir arkadaşlar? Uzunluklarının çarpımıdır. Bakın mutlak değer A mutlak değer B. Buradan bu işlemi yapabiliriz. Şimdiki sorumuza gelmek istiyorum hemen. Önce sayfayı silelim. Evet. Vektörel çarpım sorusu. Vektörel çarpım sorusu çoğu öğrencimizin yapamadığı veya yanlış yaptığı bir kısımdır. Ama çok basittir. Hani yapılması gerekir. Baktığımızda bize bir a vektörü verilmiş. 4i, 5j, 3k ve b vektörü verilmiş. 2i, j ve 2k şeklinde. Vektörünün a çarpı b, evet burada soru skaler olarak sormuş fakat yanlış yazılmış. Burada vektörel çarpımının sonucu nedir? Zaten bu işaret vektörel çarpım anlamındadır. Yapmanız gereken a çarpı b olarak yazarsınız. Direkt şöyle bir tane determinant işareti açarız. Daha sonra sırayla şöyle i yazarız. J yazarız ve K yazarız. Daha sonra bunların büyüklüklerini yazmamız gerekmekte. Sırayla eksi artı varsa da onları da yazın. 4, 5, 3. Ardından B'yi yazalım. B için ise 2, 1, 2. Her zaman şu evet kalemi değiştirelim. Bu artıdır. i yerine artı. Bunun yerine eksi C yerine K yerine de artı yazılır. Hani bu genel bir kuraldır arkadaşlar. Bunun çıkış nedenini zaten determinanttan biliyorsunuzdur. Şimdi baktığımızda çok basit bir işlemdir. Öncelikle ne yapacağız? i'nin olduğu satır ve sütunu kapacağız arkadaşlar. Bakın birincisini çiziyorum ama biraz kötü olacak. Neyse yine de çizelim. Bakın çizdik. Çizdik. i'nin olduğu satır ve sütunu çizdik. Geriye 5 3 1 ve 2 kaldı. Determinantta çapraz çarpım yapılıp çıkarılır. 5 ile 2 çarpın 10. 3'ten çıkarın arkadaşlar. 7 edecektir. Bu arada bu programda geri almada var. Evet. Var. Harika. Evet. O çiziklerimizi geri alalım. Birincisinin sonucunu kaç olarak bulduk? 7i olarak bulduk. Bakın zaten buraya da yazdık arkadaşlar. İkinci olarak j'yi kapatalım şöyle. Evet. j'yi kapatımda j'nin bulunduğu satır ve sunu 4, 2, 2, 3 kaldı. Bunlar çapraz çarpım yapılır. 4 kere 2, 8. Eksi 3 kere 2, 6. 8'den 6 çıkarılırsa J'de 2 bulunacaktır. Ama bakın J'nin üzerinde eksi olduğundan dolayı J eksi 2 olarak alınır. Bunu da 7 olarak bulmuştuk. Aynı şekilde K'yı da yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Aşağı inelim. Evet sayfayı bir silelim arkadaşlar yine şöyle. Evet bakalım ne demiş bir skaler çarpım sorusu. Zaten kosinüste genellikle skaler çarpım kullanılır. A vektörü 2 bakın bu sefer i diye bize belirtmemiş ama herhangi bir sıkıntı yok. Biz zaten bunun i, bunun j, bunun k olduğunu biliyoruz. 2i, 2 c, eksi k şeklinde A vektörü bulunur. B vektörüne baktığımızda 5i, eksi 3 c ve 2k şeklinde bulunur. Şimdi bizden kosinüs teta istemiş. Formül neydi? Formül a çarpı b'yi eğer biz skaler çarpım yapıyorsak a'nın uzunluğu çarpı b'nin uzunluğu çarpı kosinüs teta ile bulunur. Şimdi a çarpı b'nin skaler çarpımını biz bulabiliriz. Nasıl bulurduk? i'leri kendi arasında çarparız. 2 çarpı 5 10. j'leri kendi arasında çarparız. Eksi 6. Eksi 1 ile 2 ile çarp. Eksi 2. Bunların toplamı 2 çıkacaktır. Yani burası 2. A çarpı B 2'ye eşitmiş arkadaşlar. Tabi bu işlem hani burada bitmedi. Bizden zaten bu soruda bunu istemiyor. Kosinüsü istiyor. Şimdi A'nın uzunluğunu bulacağız. A'nın uzunluğunu bulmak için A'nın bileşenlerine evet bu sefer ekranın sol tarafına bakın. A'nın bileşenleri 2'nin karesi artı 2'nin karesi karesini alacağımız için eksinin bir önemi yok. 1'in karesinin mutlak değer içindeki değeri 4, 4 daha 8, 1 daha 9, kök 9, 3 olarak çıkar. A'nın uzunluğu 3 olarak bulunur. Aynı şekilde B'nin uzunluğuna bakalım. B'nin uzunluğu da bakın sayfanın üstüne çözüyorum. 5'in karesi artı 3'ün karesi dediğim gibi eksinin bir önemi yok. Artı 2'nin karesi şeklinde. Buradan 25, 9 daha 36 4 daha 40 kök 40 şeklinde. Evet bir dakika durun. 25 9 daha 36. Burada nedense kök 38 diye yazılmış ama tekrardan kontrol ediyorum. 25 9 daha 36. <laughs> evet özür diliyorum. 25 9 daha 34. Evet 38 olarak yazılır. Biz de böyle hatalar yapabiliyoruz. Lütfen dikkatli olun tabii ki de kök 38. Şimdi A'nın uzunluğunu 3 bulmuştuk. Kök 3 kök 38 oldu burası. Çarpı kosinüs alfa istiyor. Ona x diyelim. O zaman bu tarafı bunun altına atalım. 2 bölü 3 kök 38 eşittir. Kosinüs alfa bulunur. Bunu hesap makinesi ile kaç olduğunu hesaplayalım. Bilirsiniz. Şimdi aralarındaki açı 90 derecesi birbirine diktir ve iş çarpımı sıfırdır. Bunu zaten belirtmiştik. Evet karıştırma dediğimiz önemli bir örnek var. Örneğin bakın böyle yazılırsa aradaki işaret bildiğimiz çarpı işareti olursa bu bir vektördür ve determinant yöntemiyle çözülür. A çarpı B ise skaler bir çarpım olduğunu bize belirtir. Skaler çarpımı diğer ismi iş çarpımdır. Not demişiz A çarpı A her zaman sıfırdır. Zaten demin bunu belirtmiştik. Formüllere bakalım. Burada zaten formülleri anlatmıştık. Fakat böyle bir formülde sinüslü bir formül olduğunu söyleyebiliriz vektörel çarpımda. Şimdi bakın vektörel çarpım sorusu çözeceğiz bir tane. Bu soru güzel ve kaliteli bir soru. Hemen şöyle aşağı inelim. Gördüğünüz gibi çok basit konular. Hani herhangi bir zorluğu yok. Vektörel çarpımdır. Aradaki açıyı bulunuz şeklinde. Bakın vektörel çarpım olduğunu belirtmese bile aradaki bu işaretten vektörel çarpım olduğunu anlamalıyız. Biz vektörel çarpımda determinant kuralını uygularız arkadaşlar. Determinant kuralını öncelikle bir uygulayalım. Bakın şöyle ne yazarız? i yazarız, j yazarız ve k yazarız. Bunları yazdıktan sonra bileşenleri tek tek, tek, tek yazarız. 3, 2, 4 ardından 1, 2 ve 3 şeklinde yazarız. Dediğimiz gibi i her zaman artı, j eksi k artıdır. Bunun çıkışını detaylı olarak araştırabilirsiniz internetten. İlk olarak yapacağımız işlem i'nin bulunduğu satır ve sütunu kapamaktır. Hemen i'nin bulunduğu satır ve sütunu kapayalım. Geriye hangi rakamlar kaldı? Bakın bunlar kaldı. Determinant ve matriste çapraz çarpım yapılıp çıkarılır. Eksi 3 ile 2 çarpın. Eksi 6. Altı. Eksi 6'dan da eksi. Şununla bunun çarpımı eksi 8. Dolayısıyla burası artı olacaktır. Ve burası kaç olarak bulunur arkadaşlar? Evet iki olarak bulunmaktadır. Şimdi sayfamızı bir temizleyelim. Şimdi baktığımızda orası 2'yi bulduk. Aynı şekilde demin anlattığımız yöntemlerle J'yi yapabilir ve kayda de yapabilirsiniz. Tabi hani bunu bulduğunuzda ne oldu? İş tabii ki de bitmedi arkadaşlar. Burada A çarpı B'nin vektörel çarpımı. Fakat aradaki açı soruluyor. Tamam biz vektörel çarpımı bulduk. Bir de bunun uzunluğunu bulalım. Uzunluk nedir arkadaşlar? Bunların karelerinin toplamının kök içinde yazılmasıdır. Buradan kök içinde 247 bulunur. Evet, açıyı bulmak için ne yaparız? Açıyı bulmak içinse formülü uygularız. Formülü hatırlarsanız demin vermiştik arkadaşlar. Bakın bu formüldür. Evet, ardından formülü uygularız. Dediğim gibi a'nın uzunluğu kök 29, b'nin uzunluğu kök 14 çarpı sin alfa buradan Bunları çarpıp bunun altına atarsanız sin alfa'yı bulabilirsiniz. Bakın bir notumuz var. Vektörlerin, evet, vektörel çarpım dersi, sinüs, skaler çarpım dersi, kosinüs kullanılır. Zaten bunu temelden beri anlatıyoruz. Şimdi nelere neler kaldı diye bakıyorum. Evet, örneklerimiz bitti arkadaşlar. Şimdi şu örneğin sonucunda bakın, mesela sinüs buradan sin 207 bulunur. Ardından kök içine 29 çarpı 14. Bunun değeri hesap makinesiyle 0,763'tür. Hesap makinesine baktığınızda sin 0,763'ün 49 derecelerde bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Evet bu bölümümüzde üniversite fizik bir konusunun önemli konularından fakat basit konularından birisi olan vektörler konusunu işledik. Skalar çarpım, vektörel çarpım, vektörlerde geometrik toplama gibi yarım açı formüllerinden falan bahsettik. Bir sonraki videomuzda doğrusal hareket, tek boyutta hareket, sabit inme hareket gibi konulara değineceğiz. Görüşmek üzere.